Çok kabaydı. Evet, teşekkür ederiz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yoklama yapılmıştır. Bunun neticesinde meclisimizin 8. dönem 1. toplantıydı. Kasım ayı toplantılarının 11 Kasım 2019 Pazartesi gününe ait 1. birleşimini açıyorum. Geçen toplantıya ait tutanak özetini okuyalım. (18 Ekim 2019 tarihli toplantıya ait tutanak özeti. Saat 14.30'da meclis başkanı yerini aldı. Yoklama yapıldı. Çoğunluk bulunduğundan birleşim açıldı. Toplam 264 meclis üyesinin toplantıda bulundukları anlaşıldı. Yasa gereği gündeme alınarak komisyonlara havale edilmesine rağmen süresi içerisinde rapora bağlanmayan 2019 Taksim 393 ve 394 numaralı dosyaların ilçesine iadesi ve diğer dosyaların tamamının ilgili komisyonlara havalesi yapıldı. Gündeme geçildi. 154 numaralı komisyon raporu görüşülmeye açıldı. Görüşülerek kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 12.00'da toplanılmak üzere 18 Ekim 2019 Cuma gününe ait 3. birleşimi saat 16.05'te sona erdi. Ekrem İmamoğlu Meclis Başkanı. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle söz alacak arkadaşlarımız var herhalde gündem dışı. Gruplara söz vereceğim. Gruplarımız söz alacaklar. Gündem dışı söz almak isteyen arkadaşlarımızın bilgisine göre hareket edeceğiz. 3 arkadaş mı demiştiniz Sayın Başkan? Başka var mı gündem dışı? Grup sözlerimizin dışında bir kişi de var. Ha, burada mı? Baş, tamam, harika. Peki. Tamam. Önergeleri soralım. Gündem dışı ve grup başkan vekillerimizin konuşmalarını alalım. Ondan sonra önergelerimize geçelim. Evet, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bütün toplumun her yönüyle Cumhuriyetimize sahip çıkan, Cumhuriyetin kazanımlarını en üst seviyede yaşama talebini ortaya koyan, yaşattırma talebini, geliştirme talebini ortaya koyan tavrıyla dün Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe andık. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Silah arkadaşlarına, gazilerimize o dönemde ve bugüne kadarki bütün gazilerimize ve şehitlerimize de rahmet diliyorum. Dün gerçekten şunu hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Toplumun ortak değerleriyle buluşma arzusu, milli anlarını, tasalı anlarını, hüzünlü anlarını ya da bazen bu toplumun en değerli unsurlarını anmak ve yaşatma konusundaki kararlılığını her ortamında görmek beni çok mutlu etmiştir. Bunun altını çizmek isterim. Türkiye'm adına, milletimiz adına çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm yıl dönümünde rahmet diliyor, ruhu şad olsun. Birkaç gündemi, konuyu yine sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle benim de hayatımın bir bölümünü yaşadığım ve
yavru vatan diye andığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin 15 Kasım kuruluşun 36. yıl dönümü. Bu yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımıza yavru vatanın bu devlet olma yolundaki büyük mücadelesinin neticeye kavuştuğu 15 Kasım, 36 yıl önceki 15 Kasım'daki bu başarısına, kuruluşuna dönüp tebriklerimizi iletiyorum. Yine aynı zamanda en başta Rauf Denktaş olmak üzere Doktor Fazıl Küçük gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu mücadelesinde büyük emeği geçmiş herkese, rahmetli olanlara rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. Aynı zamanda Kıbrıs mücadelesinin 74 harekatındaki şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum. Kıbrıs her zaman ülkemiz için en değerli toprağının bir parçası gibi hissedeceği ve yavru vatanın her türlü mücadelesinde, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde de yanında olacağımızı buradan beyan etmek isterim. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler deyince muhtemelen benim gibi her birinizin hem kalbi hem yüzü de hafif bir tebessüm ve büyük bir minnet duygusu yeşerir. Çünkü hepimizin buraya gelişinde ve bu döneme ulaşmamızdaki en değerli bilgi kaynağı öğretmenleridir. Ben başta kendi öğretmenlerim olmak üzere elbette ki bütün öğretmenlere, bütün eğitimcilere, eğitimci kadrolarına minnet duygularımızı belirtmek istiyorum. Ve büyük emeklerinin karşılığında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize iyi eğitim verme konusundaki çabalarını da takdirle alkışladığımızı, daha iyisine layık olduğumuzu ve bu konuda da her zaman başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumların büyük çaba içerisinde olacağını da altını çizmek istiyorum. 25 Kasım'da uluslararası bir gün var, kadına karşı şiddet konusu. Tabii bu konuyla ilgili bugünden şunu söylemek isterim. Toplumun ileri seviyede olduğunu göstergesi kadın. Kadının iş hayatında olması, kadının sosyal yaşamdaki varlığı, kadının toplumdaki yeri, kadının siyasetteki yeri, bu koltuklardaki sayısının fazlalığı, birçok şeyi sıralayabiliriz. Bu konuda kendimi çok ama çok sorumlu hisseden bir yönetici olduğumu düşünüyorum. Başta biricik anneme, eşime, kız kardeşime, kızıma mesul bir kişi olarak toplumda kadının yeri olarak mücadelemizi her zaman vereceğimizi, kadının hassasiyeti ve saygınlığı konusunda da özellikle şiddetin toplumumuzda çok fazla konuşulmasının ve kamuoyunda yer bulmasının da hepimizin canını yaktığını, bu konuda da eğitimin çok önemli olduğunu, toplumsal eğitimin çok önemli olduğunu ve bunun da bizim önceliklerimiz arasında olacağını bütün meclise ve huzurunda İstanbul'da hemşehrilerime duyurmak isterim. Son olarak bu ayın sonunda, hatta 2 Aralık'ta yapacağımız geniş bir deprem çalıştayımız var. Ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul'umuzun dünü, bugünü ve yarını konusuyla hem kentsel dönüşümü hem yapıların güçlendirilmesi, can kaybını azaltma konusunda hızlıca tedbir alma hassasiyetimizin yol haritasını oluşturmak, aynı zamanda afetle ilgili sürecin tahlillerini, analizlerini netleştirip kamuoyunun önüne koyup hep beraber bir seferberliğe dahil olmamız gerektiğinin bir belgesini ortaya koymak adına bir çalıştay var edeceğiz. Bu çalıştayın ev sahibi başta bu meclistir. Çağrılarımız yapıldığında katılımlarınızı, katkılarınızı başta bütün ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere sürece dahil olmalarını yürekten diliyorum. Bunu niye söyledim? 12 Kasım 99'da yine biliyorsunuz ne yazık ki
canlarımızı yitirdiğimiz Düzce depremini yaşadık. Dolayısıyla bir an önce depremi yaşamadan şehrimizin bu konuda kendini emin hissetmesi adına hep beraber bu seferberliği korumamız gerektiğini ve geliştirmemiz gerektiğini altını çizmek için söyledim. Sizlere aktaracağım başlangıçta bunlardır. Toplantımız inşallah güzel neticelere kavuştursun şehrimizi diyerek sizleri önce bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup sözcüsünün bir söz hakkı var. Sonrasında devam edeceğiz. Daha sonra da gündem dışı konuşmalara geçeceğim. Buyurun. Değerli Başkanım, çok kıymetli meclis üyeleri, hepinizi en iyi dileklerimle, muhabbetlerimle, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin banisi, baş öğretmenimiz, ebedi başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılında sevgi, saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyor. Atamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Sayın Başkanımız da ifade ettiği gibi değerimiz, ortak paydamız olan Atatürk'ümüz yurdun çeşitli yerlerinde anma törenleri yapıldı. Geniş katılımlı anma törenleri oldu. Fakat ülkemizin içinden geçtiği süreç, emperyalizmin dünyadaki hakimiyeti Atatürk'ün anılmaktan çok anlaşılmaya ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Hem Türkiye'mizin hem ezilen mazlum milletlerin emperyalizmin kuşatmasıyla karşı karşıya olduğu dönemde hepimizin Atatürk'ün ülkülerini, Atatürk'ün bizlere koyduğu ufuk çizgisini iyi anlamalı, iyi anlamlandırmalı ve bizden sonraki nesillere iyi anlatmalıyız diye düşünüyorum. Bu vesileyle hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de son yüzyılda emperyalizme savaş kazanan kahraman Türk ordusunu şükranlarımla anmak istiyorum. Bir de Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesini veren efsane lideri Mahatma Gandhi'nin biz Atatürk'ü, İngilizleri, Atatürk onları mağlup etmeden önce Tanrı'nın İngiliz olduğuna inanıyorduk kelimesiyle sözlerime son vermek istiyorum. Selamlar, saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ederiz. İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz, buyurun. Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyeleri ve ekranlar başında bizleri izleyen değerli İstanbullular. Geçen ayki meclisin üzerinde bir ay geçti ve tekrar huzurlarınızdayız. Bugün 5 sözle konuşmamı özetleyeceğim. Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. Bu olağanüstü kent, bu özelliklerini Haliç, Marmara Denizi ve Boğaz'a borçludur. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Müslümanlar birbirlerinin üzerindeki yükleri işbirliği yaparak paylaşırlar. Vefa milletin tarlasıdır. Sözlerimin başında ve bahsetmen gereken en önemli gündem dünün 10 Kasım olmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmeti rahmana kavuşmasının 81. seneyi devriyesinde Anıtkabir'de ve tüm ülkede her geçen gün artan büyük bir özlemle andık. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar 10 Kasım 1953 günü Anıtkabir inşaatını ziyaretinde Atatürk'ün vatan toprağına kavuşmasını sağlarken önemli bir konuşma yapmıştır ve şöyle demiştir. Atatürk, sen bizdendin, seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin, milli irade yolunu seçtin.
hayat ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinle Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin millet dolu sinesidir. Nur içinde yat. Atatürk'ü veciz bir sözüyle rahmetle yad edelim. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zarire içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! Bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Geçen ayın en önemli gündem konularından biri de Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl depolarının Devlet Demiryolları tarafından her nedense demir yollarına gelir elde etme amacı ile Hezarfen Danışmanlık Limite Şirketi'ne müştereken ve müteselsilen yapılmış ihale ile altın tepside sunulmuştur. İhaleyi kazandığı açıklanan 2017 senesinde kurulmuş danışmanlık şirketi ne yapar, ne iş yapar diye biraz incelediğimizde PTT, Beyoğlu Belediyesi, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, TRT gibi kamu kurumlarına dijital hizmet veren ticari bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 3 bin lira maaş alan bir kişinin firmasına İstanbul'un en değerli noktalarının neye göre teslim edildiğini bir defada ben buradan sormak istiyorum. Eğer ticari bir faaliyet yapılamayacaksa buraya aylık 350 bin Türk lirası nasıl ödenecek ve nasıl ödeyecekler? İlk bakışta çok efektif gelmiyor ki eğer buralar daha sonrasında otel ya da rezidans yapılmayacaksa biz bu örnekleri Ali Samiyen arsasında, Zorlu kulelerinde, 3. Havalimanı'nın hafriyat topraklarında gördük. Şimdiden söyleyelim de daha sonra Zeytinburnu'ndaki kuleler tıraşlanmadı diye küsüldüğü gibi bu arkadaşa da küsülmesin. Bizim İYİ Parti olarak görüşümüz bu EYT ihalenin iptal edilmesi ve devlet kaynaklarının sistematik olarak oligarşik bir düzene aktarma telaşesinden vazgeçilmesidir. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, biz daha iyi yönetiriz ve hizmet ederiz ilkesiyle çıkılan yolda İstanbullu hemşehrilerimizin %55'e yakın oyu ile seçilen Millet İttifakı Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gayri nizami olan engelleme çalışmalarını hayretle izlemekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve yönetimine basın yoluyla yapılan tehdit ve hakaretler bunu yapanlara hiçbir puan, değer ve üstünlük kazandırmayacaktır. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elini kolunu bağlayarak hizmet vermeyecek duruma getirme çabalarından birisiyle daha karşı karşıyayız. Unutulmamalıdır ki bu aziz millet her şeyin farkındadır. Yeri ve zamanı geldiğinde bu hukuksuz, keyfi uygulamalara İstanbul halkının gerekli cevabı misliyle vereceğinden zerre şüpheniz olmasın. Sayın İmamoğlu, İstanbul halkından tüm İstanbul'un yönetimi için yetki almıştır. İstanbul deyince ilk akla gelen imgenin Boğaziçi'mizin imar yetkilileri tartışmasının içine çekilmesini de hayretle izlemekteyiz. Yine tekrarlamak zorundayım ki bu tartışmaların İstanbulluların oylarıyla şekillenen iradesiyle şehrin yönetimini değiştirmesinden sonra gündeme gelmesi de tam anlamıyla manidardır. İstanbul halkı kendi deyimleriyle İstanbul'a ihanet eden zihniyete dur deyip şehri yeni bir anlayışa emanet etmişken milli iradeye yapılan bu saygısızlığı hak etmemektedir. İmar yetkisinin yanı sıra belediyemizin önemli gelirlerinden olan köprü geçiş paylarının da iptal edilmesine yönelik söylentiler seçimden önce çok konuşulan belediye yönetimini topal ördeğe çevirme planlarının yeni ve bitmek bilmeyen adımlarından biri olarak önümüze sürülmektedir. Yıllardır çeşitli lobilerden vesayetten şikayet ederek halkımızdan teveccüh alan merkezi yönetimimiz şimdi aynı şeyleri
başkalarına uygulamayı hak olarak mı görmektedir? Arkadaşlar, bu ülke bir bütündür. Yönetim anlayışımız ve kültürümüzde binlerce yılda mayalanmış ve kökleşmiş kurumlarımız vardır. Siyasetten, ideolojiden azade hepimizin tek ulvi amacı olan bu vatan, bu ülke ve bu millettir. Bu belediye, bu yönetim, bakanlıklarımız ve bütün diğer kurumlarımız bir kişiye, bir gruba, bir azınlığa ait değildir. Milletin kıymetli emanetleridir. Bizim belediyemiz tüm İstanbullulara hizmet etmek için vardır ve onun finansal açıdan güçlü olması, yetkilerinin kısıtlanmaması tüm İstanbulluların talebidir. İktidar özellikle Boğaziçi bölgesinde gölge bir belediye kurma girişimi içerisinde olması tamamıyla halkın iradesinin gaspıdır. Tam bir akıl tutulmasıdır. İstanbul halkı Boğazları yönetsin diye Sayın İmamoğlu'nu seçmiştir. Zira İstanbul'a ihanet ettiğini kendi ağzıyla ifade eden bir siyasi yapıya Boğaziçi'ni emanet etmek ne kadar akıllıcadır, o da ayrı bir tartışma konusudur herhalde. Zira bizim bir defa daha ihanete uğrayacak bir Boğaziçi'miz maalesef yok. Özellikle şunu belirtmeliyim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Haydarpaşa ve Sirgici Garları bu şehrin önemli kültür miraslarındandır ve bütün İstanbullularındır. Güzel ok atıyor diye herhangi bir şirkete devredilemez. Belediyemiz belki de örnek alacak şekilde bu mirasa sahip çıkmak için ihaleye girmiş, komik ve temelsiz gerekçeleri de elenmiştir. Bu arada mirasa sahip çıkmak derken buradan Atatürk Orman Çiftliği'ne ve dolayısıyla atamızın mirasına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a da saygılarımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sirkeci ve Haydarpaşa Garı ihalesiyle ilgili olarak belediyemizin başlattığı haklı hukuki mücadelede biz de grup olarak yanlarında olduğumuzu belirtir, saygılarımı sunarım. İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alınıp Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir başkanlığa bırakılmak istenmesi 31 Mart seçimlerindeki beka sorunun tezahürü müdür? Şimdiye kadar böyle bir ihtiyaç yoktu da şimdi ihtiyacın olma sebebi Boğazlardaki rantın kaybedilmek istenmemesi olabilir mi? O zaman bu mantaliteye göre belediyelere ne ihtiyaç var? Her il için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir başkanlık oluşturalım. Tüm Türkiye'yi atanmışlar yönetsin. Seçilmişler bir köşede otursun. Bizler de hiç yorulmayalım. Bizler bu tarz yapılanmaları örtülü bir kayyum çalışması olarak görmekteyiz. Bu çalışma İstanbul halkına ihanettir. İstanbul halkının iradesini hiçe saymaktır. İstanbul halkını tercihlerinden dolayı cezalandırmaktır. Defaten hatırlatmak isterim. Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerine ve yetkilerine yer koyarak yapılacak bir düzenlemeyi İstanbul halkının unutmayacağını ve alkışlamayacağını şimdiden hatırlatmak isterim. Yoksa bir sonraki seçimlerde halkımız daha acı ve derinden hatırlatma yapacaktır. Değerli meclis üyeleri, yarın benzeri bir şekilde bir yasa önümüze gelse, Galata Kulesi'nin işletmesini Bertur'dan alıp merkezi hükümet tarafından oluşturulan yeni bir kuruma devrettik deseler kime ne anlatacağız? Veya İskilin Kadıköy bölgesine giden boru çapları küçültülüp buna karşın Üsküdar'a giden boru çaplarının büyütülmesine karar verilmiş bir yasa çıkarırlarsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak alkış mı tutacağız? Boğazlarda yapılması istenilen yasa değişikliği aynı zamanda Büyükşehir Meclisi'nin de işlevselliğini ve samimiyetini ölçecektir. İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş olan bu yüce meclis, İstanbul halkının iradesinin yok sayılmasına engel olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkilerine el konulmasının İyi Parti olarak kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz.
Bu yasa tasarısı faaliyete geçerse sadece Boğazlar bölgesinde bina rantını oluşturan haramiler kazançlı çıkacaktır. Sayın meclis üyeleri, bildiğiniz gibi 2-8 Kasım tarihleri Lösemili Çocuklar Haftası'ydı. Türkiye'de 200 binden fazla lösemi hastası bulunmakta ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 4500 yeni lösemi vakası maalesef görülmektedir. Lösemiyle mücadele ve tedavi sürecinde atılacak her adıma destek vermek vicdani bir sorumluluktur. Bilindiği üzere Ankara'da 400 yataklı Losanti Hastanesi 4 milyon bağışı ile kurulmuş ancak 75. Evet, sadece 75 yatak için ruhsat verilmiştir. Tam ruhsat verilmemesi ile ilgili araştırma önergesi maalesef Cumhur İttifakı partileri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedilmiştir. Bu ülkenin lösemili çocuklarının bedavaya tedavi hakkı neden engellenir hala anlayabilmiş değiliz. Paranın insan canından daha önemli olmadığını umarım bu iktidar kısa sürede anlar da hastayı müşteri gören şehir hastaneleri mucidi bir kafadan, şehir hastanelerinin müşterisi daha da artacak gibi bir cümle inşallah bir daha duymayız. Yakınlarımızın, akrabalarımızın ve hatta aile bireylerimizin arasında bu hastalığı yakalanmış olanların tedavisi için yapılmış olan bu hastane tam kapasiteyle çalışmaktadır. Ücretsiz hizmet veren Losanti Hastanesi kimi ve kimleri rahatsız etmektedir? Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermeme gerekçeleri ise trajikomik. Devlet bu hastalığı zaten ücretsiz tedavi ediyormuş. Bunu söyleyen Sağlık Bakanlığı'nın, bakanlığın özel hastanesi var biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı sahibi olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu hastaneye 220 milyon 600 bin Türk liralık yatırım teşviki vermiştir. Resmi gazetede yer alan teşvik belgeleri tebliğine göre firmaya yeni hastane yatırımı için KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, %50 vergi indirimi, 2 yıl boyunca da sigorta primi, işveren hissesi desteği verilecek. Bakanlık koltuklarını kendi şirketlerinin menfaati için kullanan bu rantiyeci zihniyete dur demenin zamanı gelmedi mi? Ve Sayın Bakan Hastanesi daha yeni Ankara Garı'nın kullanımını ihale yoluyla almadı mı? Bilinmelidir ki vatandaşımız Losanti Hastanesi'ne ruhsat verilmeyerek diğer özel hastanelerin kayrıldığını düşünmektedir. Bu hastaneye tam ruhsat verilmesini biz siyasiler eğer başarabilirsek bu siyasi bir başarı olmayacaktır. Vicdani ve insani bir başarı olacak. Gelecek nesiller de bizi bu konuda minnetle anacaktır. Konuşmamın bu bölümünde gerçekten söylerken benim bile utandığım, of bile demememiz gereken şehit analarımızın dernek başkanı Pakize Akbaba'nın yargılanmasından bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle söylenebilir. Sonuç olarak şikayet geri alınmış ve mağduriyetin önüne geçilmiştir. Ama gerçekten böyle midir? Allah aşkına Pakize anamızın mahkeme kapılarında ne işi var? Hangi Türk'ün yüreği sızlamamıştır? Ananız oradaki... Arkadaşlar müsaade edin bakın. Grup başkan vekillerinin kendi arasında yapmış olduğu uzlaşma gereği bir süre kısıtlaması yoktur. Herkes grupları adına konuşmalarını yapabilirler. Bu konuda diğer konuşmalarla ilgili 5 dakikalık süre kısıtlaması vardır. Konu kısıtlaması da yoktur. Dolayısıyla buna uygun grup başkan vekilimiz konuşmasını yapıyor. Saygıyla dinleyelim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Allah aşkına Pakize anamızın mahkeme kapılarında ne işi var? Hangi Türk'ün yüreği sızlamamıştır? Anamızı orada görünce insanların acıları bir yana yeni acılar katmak kimin hakkı? Umarım bir daha böyle şeyler konuşmayız ve ahde vefanın ne anlama geldiğini hiçbir zaman unutmayız. Arkadaşlar lütfen sabırla dinlemeyi. Bakın meclis üyesi bağırarak hiçbir şey ifade edemez. Bağırarak hiçbir şey ifade etme söyledikleriniz. Müsaade edin. Birazdan sizin grup başkan vekiliniz konuşacak. Aynı şeyi diğeri yapsa hoşunuza gider mi? Olmaz. Lütfen.
Lütfen saygıyla dinleyelim lütfen. İnsanların acıları bir yana, yeni acılar katmak kimin hakkı? Umarım bir daha böyle şeyler konuşmayız ve sözlerimin başında da 5 maddeyle sıraladığım ahde vefanın ne anlama geldiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayız. Dava sürecini yakından takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener adına buradan şunu söyleyebilirim ki biz Pakize Ana'nın nasıl yanında olduysak mazlumların ve mağdurların her zaman yanında olacağız. Kimsesizlerin kimi olduğunu söyleyerek iktidara gelenlerin gelinen noktadaki halleri Türk halkını hayretler içerisinde bırakmaktadır. Davanın sehven açıldığını beyan edenlerin beyanları da samimiyet testinden geçememiştir. Ve bu samimiyetsiz savunma abesle iştigalden başka da bir şey değildir. Saygıdeğer başkanım, değerli meclis üyeleri, ülkemizi çok derinden etkileyen bir olayı burada gündeme getirmek istiyorum. Fatih ilçesinde 4 kardeşin ekonomik bunalım sonucu intihar etmesinin üzüntüsünü henüz atlatamamışken Antalya'dan da 4 kişilik bir ailenin toplu intihar haberi geldi. Bizler önce insan, sonra siyasetçiyiz. Bu 8 vatandaşımızın intiharı bizlere vicdani ve resmi sorumluluk yüklemektedir. Belediye olarak İstanbullu hemşehrilerimize daha da yakın olmak gerektiği ortaya çıkmıştır ve öyle olmak zorundayız. Biz İYİ Parti grubu olarak atılacak her adıma destek vereceğiz. Konuyla ilgili neler yapabiliriz? Beyin fırtınası yaparak fikirlerimizi beyan edeceğiz. Görünen o ki ekonomik bunalımlar ve buhranlar ülkemizi pek de terk edecek gibi gözükmemektedir. Peki bunlar olurken merkezi hükümet ne yapmaktadır? Kameraların önünde halkın gözünün içine baka baka enflasyonu tek haneli açıklamakta, zamları ise çift haneli ayarlamaktadır. İşsizlik oranları Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaşmışken hükümetin bakanları vatandaş iş beğenmiyor diyebilmektedir. Esnaf kan ağlarken hacizlerle boğuşmaktadır. Nefes alacak durumu olmayan esnafın elinin kolunun bağlanması kime ne yarar sağlayacaktır? Vatandaşın sıkıntılarını dile getirmek bizlerin görevidir. Eksiklikleri, yanlışlıkları, yolsuzlukları ve yoksullukları dile getirdiğimiz için sesimiz kesilmek, susturulmak istenmektedir. Merkezi hükümet bunu aleni yaparsa vatandaşın göstereceği tepkiyi bildiğinden hava altından sopa göstermekte. Yandaş basın yoluyla gayri ciddi davranışlar sergilemekte, seçilmişlerin üzerine atanmışları saldırtmaktadır. Bilinmelidir ki bizler gücümüzü vatandaşımızdan almaktan ve Allah'ın adaletine sonsuz güvenmekteyiz. Damadın dediği gibi ekonomimizin Nisan'ın Mart'tan, Kasım'ın Ekim'inden daha iyi olduğunu zannettikleri bu dönemde cevap verirsiniz. Konuşmamı bitireyim. Arkadaşlar bakın. Bağırarak hiçbir yere varamayız. Müsaade edin, bir yerinize oturur musunuz? Bir yerinize oturur musunuz? Bak. Başkan müdahale et, müdahale. Bir yerinize oturursanız. İstanbul'u konuşacağız. Biraz daha bağırın. Bekliyorum susmanızı. Tamam. Şimdi müsaade edin. Müsaade edin. Bakın. İçeride grup başkan vekillerinin katıldığı toplantıda grup başkan sınırlaması ile ilgili müsaade edin ama bir cümleyi bir dinleyin, bir cümleyi bitirin. Saat sınırlaması konusunda sınırlamaya gerek yoktur, kararı verilmiştir. Bir, ya bir müsaade eder misiniz arkadaşlar, niye bağırıyorsun? Ya niye bağırıp konuşuyorsun? Bir sakin ol ya. İki. Kim dedi onu seninle bağırıyorsun anlamadım. Biri dedi kim dedi onu ben. Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Bir haddini bil, sakin ol. Elini de indir, sakin ol. Haddini bil. İki. Haddini bilmiyor musun? Haddini bil, sakin ol. Elini indir, Sayın Grup Başkan Vekili, terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar. Ben uyarmayı bilirim. Uyar, lütfen.
Grup başkan vekili arkadaşlar konu sınırlamasını da kabul etmedi. Saat sınırlamasını da kabul etmedi. Ben de buna uyum sağlıyorum. Eleştiriniz var ise grubunuzda konuşursunuz. Grup başkan vekilleriniz getirir. Ona göre uyarı yaparız veya düzeltiriz. Arkadaşımızın size göre hakaret ettiği konusu var ise birazdan grup başkan vekili zaten konuşma alacak. Hakaret ettiği bir husus varsa cevap verir. Sakin olun. Bağırarak cevap verme hususunda hiçbir yetkiniz yok. Anlamlı da değil. Kimse sizi duymuyor. Devam ediniz sayın grup başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Değerli meclis üyeleri, bu konuştuğumuz konular grupta bizi ziyarete gelen vatandaşın dertleri. Biz bunları buradan dillendirmeyeceksek ne işimiz var bu meclise? Hayır. Toparlıyorum, bitmek üzere konuşmam. İbrahim Bey, siz konuşmanızı bitirin, cevap vermeyin lütfen. Peki. Damadın dediği gibi... Damat diyemezsin! Bu dönemde 20 milyon icra davası 4 milyon vatandaşımıza yapılan hacizle hakikaten rekor üzerine rekor kırmaktadır. Özellikle de varlık şirketlerinin insanımız üzerindeki yoğun baskısı tüm aile bireylerine kadar ulaşıp tacizkar tutumları, iktidarın da varlık şirketlerinin bu tavrına ses çıkarmaması milyonlarca insanımızı canından bezdirir duruma getirmiştir. Geçim sıkıntısından Fatih'te 4 kardeş, Antalya'da yine 4 kişilik ailenin canla kıyması inşallah son olur. Önümüz kış. Doğalgaza ve elektriğe son 2 yılda gelen ortalama %70'lik zam, evini, çoluğunu, çocuğunu ısıtamayacak insanlar için kara kara düşündürmeye başlamıştır. Çocuğunu kışın ısıtamamış bir babanın onuru, gevrek gevrek gülerek yapılmış yumurta hesabından daha evladır. İtibarlı devlet nasıl olur bilir misiniz? İtibarlı devlet kapısındaki zırhlı Mercedes'lerine oturanların koltuklarını nasıl ısıttığı değil, çocuklarını ısıtamadığı için intihar eden anaların olmadığı devlettir. İtibarlı devlet şatafatlı sofralarda ejder meyveli smoothie içenlerin olduğu değil, çocuklarına süt alamadı diye intihar eden babaların olmadığı devlettir. İtibarlı devlet, devleti orada yönetenler daha rahat otursun diye şehit olan vatan evlatlarını, analarını mahkeme salonlarında süründürmeyen devlettir. Neyse, laf çok da beni dinleme nezaketinde bulunan ekran başında halkımız ve tüm meclis üyelerimize İyi Parti grubum adına saygı ve sevgiyle selamlarım. Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili buyurun lütfen. Hayır, cevapsa bakın biz şu anda lütfen grup başkan vekillerimiz konuşmalarını bitirsinler ondan sonra buyurun. Belki sizin aklınıza geleni o söyleyecektir lütfen. Buyurun. Arkadaşım bakın çok ayıp sözler kullanıyorsunuz. Bakın oradan CHP'nin tetikçisi bilmem ne hiç yakışmıyor. Grup başkan vekilinize saygısızlık yapıyorsunuz. Bakın şu anda grup başkan vekiliniz orada söz alıyor ve siz ona saygısızlık yapıyorsunuz. Yani sanki sizi temsil edecek cümleleri kuramayacakmış gibi davranıyorsunuz. Grup başkan vekilinize söz hakkını bırakın. Grup başkan vekili tecrübesiyle gereken cümleleri kuracaktır. Buyurun sayın grup başkan vekili. Sayın başkan, sevgili değerli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle Kasım ayı meclis toplantımızın
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kasım ayı alemlere rahmet olarak gelen ve her birimizin ümmeti olmakla onur duyduğumuz Hazreti Peygamber'in de doğum ayıdır. Hazreti Peygamber'in doğum ayı yani Mevlid Kandili'ni bütün halkımızın tebrik ediyor, alemi İslam'ın Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor. Bu doğumun insanlığa dün geldiği gibi hayır ve bereket getirdiği gibi bugün de hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kasım ayında 24 Kasım Öğretmenler Günü var. Öğretmenler bizim hayatımızda çok önemli yeri olan, belki de hayata başladığımızda her birimizin rol modeli olan, bizim için örnek insanlardır. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, öğretmenlerimizin bize öğretmiş olduğu edep ve ahlakın da her birimize rehber olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz gün sene-i devriyesini yaşadığımız Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü münasebetiyle rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bir başka şey ise bugün Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü. Bugün Türkiye'nin her bir tarafına 11 milyon civarında fidan diktik. Cenab-ı Hak bu dikmiş olduğumuz fidanlarımızı ülkemize hayırlı eylesin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Az sonra kesilen fidanları anlatacağım size, merak etmeyin. Ayrıca bugün bu meclisin huzurunda bir üzücü olayı da telkin etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Esenyurt Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım saldırıya uğradılar. Çok çirkin saldırıda kimin kastı varsa, kimin organizasyonu varsa şiddetle telkin ediyor, şiddetle kınıyorum. Ve meclis üyesi arkadaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın değer meclis üyesi arkadaşlarım, sayın değer başkan ve aziz İstanbullular. Burası İstanbul'un en yüksek ya da hiyerarşide en yukarıda olan karar organı. Biz de İstanbul gibi tarihin her aşamasında hafızası olan ve 10 bin yıllık insani tarihi olan, Orta Çağ'dan bugüne kadar insanlık tarihinde şehir dediğinizde her bir aşaması kayda düşmüş bir kentin, bir kenti yönetmenin, bir kentin karar organında olmanın onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bu onurunu ve sorumluluğunu yaşadığımız kent ve bu kenti yönetmek de hepimiz çok iyi biliyoruz ki ciddiyet ister, fedakarlık ister, bilgi ister, tecrübe ister ve heyecan ister. Bu kadar önemli bir kenti yönetirken biz hangi sorumluluklar içerisinde ya da hangi ciddiyet içerisinde kenti yönettiğimize şöyle bir bakmamız gerekir. Maalesef ve maalesef geçtiğimiz ay yaşadığımız ya da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız iki tane temel olay bu şehri bugün yönetenler konusunda hem sorumluluk anlamında hem de ciddiyet anlamında bir sorunun olduğunu ortaya koydu. O açıdan önce sözlerime bu iki temel meseleyle ilgili İstanbul halkının doğru bilgilendirilmesi, İstanbul halkının hafızasında meselelerin doğru yer etmesi için iki temel konuda bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi, gerçekten bir sabah kalktığımızda bütün İstanbul'un outdoorlarında büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştık. Ve gerçekten
şöyle bir baktığımda bir kenti yöneten, bir kentin geleceğini kurgulayan bir yönetim 5 yıllık serüvenini ortaya koyarken ilk başladığı cümle yalan ve iftira olmamalı diye düşündüm. Arkadaşlar bana telefon ettiğinde ya yanlışınız vardır dedim. Ama sonra araziye inip baktığımızdaki maalesef bu yalan dolu iftira kampanyasının başladığını gördüm. Neymiş? Halka imara değil, halka açıyormuşuz. Neyi imara açıyorsunuz? Neyi imara kapatıyorsunuz? Neyi halka açıyorsunuz? Neyi kapatıyorsunuz? Burası Kemerburgaz Kent Ormanı. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kent ormanını aldıktan sonra 2015 yılında çalışmaya başlamış ve 2018 yılında çalışmayı bitirmiş. Şimdi bakınız, çok açık ve net söyleyeyim. Siz kent ormanı ile ilgili biten bu çalışmayı elbette açma hakkına sahipsiniz. Bundan biz onur duyarız. Çünkü biz yaptık. Fakat her şey alenen ortadayken, her şey açık ve seçik ortadayken kalkıp da imara değil, halka açıyoruz diyerek bir yalanla ve iftirayla kampanyaya başlarsanız başta yapmış olduğunuz bütün açılışlarında ruhunu yok edersiniz. Hele hele baktım. Özenle, dikkatle hazırladık ve açıyoruz. Sonra açılış konuşmasında Sayın Başkan diyor ki tepkileri göz önünde ya yaptık demedik ki diyor. E ilanlarda diyorsunuz. Özenle, gayretle hazırladık ve açıyoruz. Bakınız ben size göstereyim. Burası 2018 yılında yıl sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldığı kendi kurumsalından duyurulmuş ve halkın kullanımına açıldığı 2018 yılında zaten duyurulmuş. Ama söylüyorum, esas mesele açılışını yapmanız falan değil. Esas mesele şu, halka yanlış bilgi vermeniz ve ceketin ilk düğmesini yanlış iliklemeniz. Soruyorum, bu kent ormanını kim imar açmak istiyor? Bu kent ormanını kim imar açmak istiyor da siz durdurdunuz? Hele hele ilanınızda şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Acelece açmamız lazım buraların imar açılmaması için. Bakınız. Bu konuda samimiyseniz geçtiğimiz ay 295 bin metrekareyi yeşil alana aldık. Eğer bu konuda samimiyseniz bunları yeniden komisyona görüşülmek üzere göndermezdiniz. Şimdi yeniden şunu net bir şekilde ifade edeyim. Kemerburgaz Kent Ormanı Orman Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye'mize tahsis edilmiş. Bugün aktif olarak halkımızın kullanımına açılmış. Eve geçenlere teşekkür ederim. Ama Sayın Başkan'dan hasreten arzu ettiğim şey şudur. Bakınız, bir şey yapmak için, kendinizi konuşturmak için illaki birilerine bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Doğru olan şey şudur. Başkaları üzerinden PR yapmak değil, kendi doğrularınızı anlatmaktır. Eğer siz anlatacak kendi doğrunuzu bulamıyorsanız başkalarına yakıştırılamayacak ifadelerle iş yapmaya başlarsınız. Bunun için ben aziz İstanbullulara sesleniyorum ki kent ormanı AK Parti tarafından yapılmış, AK Parti tarafından bitirilmiş, Sayın İmamoğlu tarafından açılmıştır. Bu açıdan kent ormanını kullanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İkinci mesele ise, baştan söyledim, bu kenti yönetmek gerçekten bir ciddiyet ister. Bu kenti yönetmek gerçekten bir sorumluluk ister. Bilmiyorum, herhalde her birimiz tarihin sayfalarında zaman zaman yönetici hatıralarını okumuşuzdur.
ya da yönetim felsefesini okumuşsunuzdur. Herhalde dünya tarihinde hiçbir yerde temel atmama töreni gibi bir törenin yapıldığını görmemişsinizdir. Şimdi özellikle şunu ifade etmem gerekir ki bu temel atmama törenini duyduğu zaman önce şaka zannettim. Sonra şaka olmadığını görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına bile üzüldüm. Çünkü İstanbul gibi bu güzide kente başkan olan birisinin hem de israfı yok edeceğim diyerek gelen birisinin israfla yapmayacağı, iptal ettiği bir temele tören yaparak kayıklara geçeceği bir ciddiyetsizliği ortaya koyması bence sizin adınıza da üzücü bir şeydir. Ve bakınız temel atmama töreni şunu gösteriyor. Tamam. Biz 6 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeyiz. Bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim. Bunu da PR'a dönüştürelim anlamına geliyor. Sayın Başkan her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi çok seviyor. Sizin iletişimcileriniz de her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi seviyor olabilir. Hele hele temel atmamak gibi Türkiye'de bir ilk uygulama yaptığınızda övünmeniz normal olabilir. Ama bilin ki bazen ilk yapılan işler doğru olmayabilir. Ve siz temel atmama törenine büyük bir iştahla halkı çağırdınız. Sonunda halk oraya gelmediği için o güzelim ağaçların yapraklarının alkışına sığındınız. Ve bakınız öylesine vahim bir olay var ki temel atmıyorum diyerek tören yapıyorsunuz. Doğru. Çünkü 6 aydır atacağınız bir tane temeliniz olmadı. Ha, 90 metre kreş temeli attınız. 90 metre kreş temeli. 6 aydır atacağınız bir tane temel olmadığı gibi söyleyeceğiniz bu anlamda sözünüz de yoktur. Bugün bana Büyükşehir Belediyesi'nden bir mesaj geldi. Size de gelmiştir arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nden bir mesaj geldi. Mesajda diyor ki İstanbul'un turizm potansiyelini artırmak için turizm platformunu kuruyoruz. Bununla ilgili bizi davet ediyorlar. Şimdi soruyorum size. İleri biyolojik arıtma tesisinin iptal edildiği bir şehirde hangi turizm potansiyelini yükselteceksiniz siz? Şimdi bu söyleyeceklerimi siyasi mülazı olarak dinlemeyin. Bakınız, Sayın Başkan bu süre içerisinde 3 tane temel yanlış söz kullandı. Sayın Başkan'ın konuşmasını dinlerken aklıma şu geldi. Ne geldi derseniz, çok meşhur bir fıkra vardır. Adamın bir tanesi, tabii konuyu özünden bilmediği için karşısındakine kurban olayını anlatıyor. Kurbanı anlatıyor. Diyor ki, Hazreti Davut çocuğu olmadığı için Rabbine yalvarmış. Ya Rabbi, bana bir kız çocuğu ver demiş. Günler geçmiş, Cenab-ı Hak Hazreti Davut'a bir kız çocuğu vermiş. Ve demiş ki, çocuğumu verirsen istediğin zaman da sana kurban ederim demiş. Hazreti Davut'un çocuğu olmuş. Bir gün gelmiş, Azrail demiş ki, ey Davut, sen çocuğun oldu, bırak çocuğunu kurban etme, al bu keçiyi kurban et demiş. Bunu anlatıyor. Karşısındaki şahıs da dikkatli bir şekilde bakıyor.
Diyor ki, inanmadın mı? Ya diyor, söylediğin hepsi yanlış. Bir defa Hazreti Davud değil, Hazreti İbrahim. Kız değil, oğlan. Ayşe değil, İsmail. Azrail değil, Cebrail. Şimdi Sayın Başkan'ın söylediklerinden nereden düzelteyim onu bilmiyorum. Çünkü hepsi yanlış. Niye yanlış? Niye yanlış? Bir, projenin maliyeti 1,5 milyar, İstanbullulara 1,5 milyar kazandırdım diyor. Projenin maliyeti, bakın Sayın Başkan dedi ki grup başkanları cevap verecek, otur diye sen. O cevap ver. Ya ne kadar çok konuşuyorsun hanımefendi. Arkadaş, Tevfik Bey cevap vermeyin öyle, müsaade edin. Hanımefendim cevap vermeyin, müsaade edin. Arkadaşlar, müsaade edin. Bak olmuyor. Projenin maliyeti 1,5 milyar değil. Projenin maliyeti 632 milyon. 1,5 milyar değil, 632 milyon. Bu bir. İkincisi, bu proje efendim ağaçları keserek yapılacak bir alan değil, spor alan üzerine yapılıyor. Projenin hepsi burada. Birincisi, arkadaşlar bir müsaade edin, bak grup başkan vekilleri konuşmalarını. İkincisi, bu proje ileri biyolojik arıtma olarak Türkiye'de ilk, Avrupa'nın da en büyük projesi olacaktı. Ben Sayın Başkan'ın konuşmalarını dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? 1989 yılında Nurettin Sözen'in konuşmaları geldi. Nurettin Sözen de o zaman Dalan'ın Haliç projesini iptal etmek için bu projeye gerek yok demişti. İşte Nurettin Sözen'in gerek yok dediği Haliç projesi İstanbul'a böyle bir Haliç bıraktı. 94. Bu CHP'nin Haliç'i. Özlüyor. Bu CHP'nin Haliç'i. Şimdi şu Haliç'te bizim yaptığımız Haliç. Bir, projenin maliyeti yanlış söylendi. İki, proje ağaçları kesilerek yapılacağı ifade edildi. Yanlış, proje özenle spor alanına tesis edilmiş. Üç, proje yerin altına yapılıyor. Yerin üstüne yapılmıyor. Dört, bu proje diyor nüfus 2,5 milyon dahi artsa arıtma için fazla diyor. Bakın arkadaşlar, burası Büyükşehir Meclisi. İstanbul'da bir günde ortalama 4 milyon metreküp atık su çıkıyor. 4 milyon metreküp atık su çıkıyor. Bu çıkan atık suyun %45'i ileri biyolojik arıtma ile temizleniyor. Gerisi fiziksel ön arıtma ile temizleniyor. Şu anda Marmara Denizi'nde İstanbul'un atık suyu olarak biyolojik olmayan nokta sadece Küçükçekmece kalmış. O da tünellerle çözümlenmiş. Ve şu anda biz İstanbul Boğazı'nda hiçbir noktada biyolojik arıtmamız yoktur. Şimdi bakınız, bu rakamları çok iyi dinleyin. Bir günde 4 milyon metreküp, yaklaşık olarak söylüyorum, 4 milyon metreküp atık su üretiyoruz.
Üretilen bu atık suyun yaklaşık %45'i 1.8 milyon metrekaresi metreküpü biyolojik arıtmayla arıtılıyor. Geriye kalan 2.2 milyon metreküpü ise fiziksel arıtmayla arıtılıyor. Şimdi şu anda başlamış veya başlamak üzere olan toplam biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2 milyon metreküp. Neresi? Kadıköy. Neresi? Baltel Limanı. Neresi? Yeni Kapı. Neresi? İptal ettiğiniz Silahtar Ağı. Silahtar Ağı'yı dahil ederseniz şu anda ileri biyolojik arıtmamızın toplam kapasitesi 2 milyon metreküp ancak ediyor. Peki arıtılması gereken ne? 2.2 milyon metreküp. Peki Silahtar Ağı'yı çıkarsanız ne olacak? Silahtar Ağı'nın günlük kapasitesi 435 bin metreküp gün. Bunu da çektiğinizde arıtacağınız su Balta Limanı, Kadıköy ve Yeni Kapı ile beraber toplam 1 milyon 600 bin metreküp. Peki geriye kalanı ne yapacaksınız? Ben şunu söyleyeyim, şu anda bizim Boğaz'a verdiğimiz bir tane biyolojik arıtmadan çıkmış suyumuz yoktur. Ve Boğaz'da biliyor musunuz 40 metrenin altında oksijen sıfıra yakın. Biz yaptık %9'dan %99'a çıkardık, merak etme sen. Şimdi siz ileri biyolojik arıtma ki Türkiye'de ilk defa dünyada da çok önemli segment olan membran sistemiyle yapılacak olan bu arıtma içme suyunun bir ön evresidir. Hatta Singapur'da, hatta dünyanın değişik yerlerinde bu çıkan suya mineral ilave edilerek marketlere su diye satılır. Ve bakın arkadaşlar ve bakın, bakın grup başkan vekillerine müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. Sakin olun. Grup başkan vekilleri konuşmalarını yapıyor. Bir ithamda bulunduğu kişi varsa cevabını verir ya da grup başkan vekilleri konuşmalarına devam edecek. Buyurun. Bu ileri biyolojik arıtma Türkiye'de ilk defa, Türkiye'nin en büyüğü, Türkiye'de ilk defa yapılacak. Avrupa'nın da en büyüğü olacaktı. Bununla beraber artık Balta Limanı, Yeni Kapı, Kadıköy ve Silahlar aile beraber bu iş bitmiş olacaktı. Şimdi Sayın Başkan çıktı dedi ki buna gerek yoktur. Kim söylüyor? İstanbul Teknik Üniversitesi. Aradım Teknik Üniversitesi'ni. Dedim ki ya sizin böyle bir raporunuz mu var? Buna gerek yoktur diye şiddetle reddettiler. Sonra öğrendim ki bir hoca, bir akademisyen Büyükşehir'de de maaşlı memur olacakmış. Böyle bir rapor vermiş. Ve şimdi eğer bu ileri biyolojik arıtma tesisleri fazlaysa ve iptal edecekseniz Sayın Başkan seçimlerde niye taahhüt ettiniz? Diyorsunuz ki Asya ve Avrupa yakası olmak üzere birer tane ileri biyolojik arıtma tesisi yapacağım. Bu ne? Bu ne? Şimdi bakınız. Siyasetçi ağzından çıkan her söze dikkat etmekle mükelleftir. Ve siz Sayın Meclis arkadaşlarım, aziz İstanbullular, bütün samimiyetimle söylüyorum. Silahtar Ağı ileri biyolojik arıtma tesisinin iptal edilmesi İstanbul'daki çocukların geleceğinin iptal edilmesidir. Silahtar Ağı ileri biyolojik arıtma tesislerinin iptal edilmesi, evet Allah aşkına siz Boğaz'ı temizlemezseniz hangi turist size gelecek ya? Yani yeniden Haliç'e mi döneceksiniz? Hele bakınız, hayat bir matematiktir. Hayat bir matematiktir. Bizim yaptıklarınızı görmek için, işitmek için kulak lazım, görmek için göz lazım, hissetmek için kalp lazım, o da sende yok. Bakınız,
ileri biyolojik arıtma. Eğer biz Boğaz'ın bu suyuna bu arıtılmış suyu vermezsek, Sayın Başkanımızın seçimde vaat ettiği orkinasılar bırak, hamsiler de bize kızar. Şimdi iptal ettik diyor. Şimdi ben İstanbul adına kaygılanıyorum. İstanbul. Arkadaşlar. Şimdi burada Tevfik Bey soru cevap yapmayalım. Şimdi burada özellikle devam edin arkadaşlar. Ben özellikle şunu söylemek isterim. Bakın silahlara ileri biyolojik arıtma tesisi kurgulanırken bir, suyu temizleyecek. İki, çıkan su o havzadaki bütün ağaçların sulamasında kullanılacak. Üç, biliyorsunuz yazın bazı derelerde kokma yapıyor. Su az olduğu için. Kokma yapan derelere su basılacaktı. Biz bugün park bahçelerde ağaçlarımızı neyle suluyoruz? Şebeke suyuyla suluyoruz. Değil mi? Şebeke suyuyla suluyoruz. Peki buradan silahlara arıtmadan çıkacak olan su 435 bin metreküp gün. 435 bin metreküp gün su arıtılmış olarak çıktığında ağaç sulamada kullandığınızda ne yapacaksınız? Şebeke suyunu kullanmayacaksınız. Şebeke suyunu kullanmadığınızda ne olacak? Bugün 1 metreküp suyun ortalama maliyeti İSKİ'ye 2 lira. 1 metreküp suyun maliyeti İSKİ'ye ortalama 2 lira. 435 bin çarpı 2, 870 bin lira. Bunu hesapladığınızda bakınız, bu silahlara ileri biyolojik arıtma tesisinin maliyeti, harcanacak para 2 yılda şebekede kullanacağı su maliyetini karşılıyor. Ve 2 yılda maliyeti karşılıyorsunuz. İşin ekonomik boyutu ayrı, çevre boyutu ayrı. Onun için benim hasreten Sayın Başkan'dan beklentimiz bu karardan bir an önce dönmesidir. Bu kent hele hele dünyanın bu kadar çevre meselesine kilitlendiği, hele hele dünyanın bu kadar çevreyle ilgili hassasiyet gösterdiği ki her birimizin geleceğidir bu. Su savaşlarının konuşulduğu böyle bir dünyada, böyle bir dönemde İstanbul gibi bu büyük kentte bu gerçekten bu kentin hayatı olabilecek en önemli yatırımlardan bir tanesini iptal etmiş olmak İstanbul'un geleceğine vurulmuş en büyük hançerlerden bir tanesidir. Umarız bu kararımızdan vazgeçersiniz. Umarız bu kararınızı yeniden gözden geçirirsiniz. Çünkü bu yeniden gözden geçirmeniz gereken önemli bir karardır. Ama diyorsanız ki biz nasıl olsa AK Parti zaten bütün yatırımları İstanbul'a yapacak yatırımları yaptı. Biz için eğlencesindeyiz. Biz için PR'ındayız. Biz için efendim konserlerindeyiz, festivallerindeyiz diyorsanız İstanbul halkı buna bir gün mutlaka cevabını verecektir. Evet. Ben normalde konuşmamı burada bitirecektim. Ama İYİ Partili arkadaş maşallah eline bir metin tutturmuşlar. Astı da astı, kesti de kesti. Şimdi bakınız. Bakın, şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Haydarpaşa Sirkeci Karmesi'niz. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyanın en önemli kurumu biliyor musunuz? Kurumlardan birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihaleye girmeyi bile becerememiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale şartnamesindeki şartları bile yerine getirmeden ihaleye teklif vermiş. Ve bu teklif üzerine Büyükşehir Belediyesi 100 lira veriyor, öbür adam 300 lira veriyor. Siz bakan olsanız kime verirsiniz yani? Bakınız, Sayın Bakan bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki, geçmiş dönemlerde de bu konuda belediyenin talepleri oldu,
ve biz bunu reddettik. Burası açık ihaledir. Büyükşehir Belediyesi şirketleri bir konsorsiyum kurmuş, teklifi yanlış vermiş ve 100 lira teklif etmiş. Öbürü 300-350 lira teklif etmiş. Sonra 150'ye çıkmış. Gayet basit bir şekilde ne olmuş? Tabii ki bakanlık oraya vermek durumunda. Evet, tabii ki ona vermek zorunda. Ve siz bakın, eğer ona vermeseydi çıkar kime peşkeş çekiyor diye sorardınız. Bakanlık doğru olan bir şey yapmış ve en yüksek teklifi verene vermiş. Teklif sunmakta bile aziyet gösteren buraya da vermemiş maalesef. İkincisi, İkincisi Boğaziçi kanunu ilgili tartışma. Tabii arkadaş konuyu bilmediği için. Şimdi bakınız. Boğaziçi ne? Boğaziçi kanunu 1983 yılında çıkmış. 2960 sayılı yasa. Bu yasaya göre özel bir birim kurulmuş. Kurulan birim ne? Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuş ve özel kanunla kurulmuş. Peki soruyorum size, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öngöründe plan yapma yetkisi var mı? Yok. Plan yapma yetkisi var mı? Yok. Bu kanun sadece Büyükşehir Belediyesi'ne orayı denetleme yetkisi vermiş. Bu denetleme yine var. Bakın, bu konuda da yanıltıyorsunuz. Boğaziçi kanununda çok net. Boğaziçi İmar Müdürlüğü teklifleri toplar, koruma kuruluna gider. Koruma kurulu uygun görürse Büyükşehir Meclisi'ne gelir. Meclisten geçerse nereye gider? Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu'na gider. Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu'nun başkanı kim? Şu anda Cumhurbaşkanımız. Ve 8 tane bakan. Ve bakın, zaten bugün değil, ta 1983 yılından beri böyle. 1983 yılından beri böyle. Ve şu anda bir şey taslak, beyin fırtınası dolaşıyor. Ve bugün bu mesele sadece bugün konuşulan bir mesele değil. Ta 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Boğaziçi meselesine bakmamız lazım diye. Bakınız, burada çıkıp mesnetsiz bir şekilde ve saygısız bir şekilde efendim bakınız burada mesnetsiz ve saygısız bir şekilde buvardaca ve gerçekten nezaket kurallarına uymayan şekilde o kadar çirkin ifadeler kullandı ki arkadaş, ben kullandığı çirkin ifadeni iade ediyorum kendisine. Bugüne kadar efendim kim rant edecek, kim bilmem ne yapacak. Bizim kitapta bunlar yazmıyor. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, kişi karşısındakini kendisi gibi görür. Kişi karşısındakini kendisi gibi görür. Aynaya baktığında arkadaşlar kendilerini görüyorlar galiba. Gelelim şu Lösente meselesine. Bakarız. Öncelikle ailesinden, herhangi bir çevresinden Lösemi hastası olanlara Cenab-ı Hak sabırlar versin. Onlara Cenab-ı Hak şifa nasip eylesin. Lösemi hastalarının Türkiye'de her türlü hastanede bakımı bedava. Hangi hastaneye giderse gitsin, lösemi hastalarından herhangi bir ücret talep edilmiyor. Gelelim bu hastane meselesine. Bu hastane meselesinde diyorlar ki bize ruhsat verilmiyor. Ben direkt Sağlık Bakanı'nı aradım ve sordum. Nedir diye. Diyor ki, 300 yataklı hastane için bizden ruhsat isteniyor. Bunun 75 yatağını sadece
Hüseyin'i hastalara ayıracak, gerisini diğer hastalara ayıracak. Bakınız. Lösemi hastaları için Lösemi Vakfı bir çalışma yapıyor. 75 yatağını sadece lösemiler için ayırıyor, diğerlerini başkası için. Bakanlık da diyor ki, tamam bu 300 yataklı hastaneye biz gerekli ruhsatı verelim. Ama bir tane şartımız var. Bir tane şartımız var. Hiçbir insandan fark almayacaksın diyor. Hiçbir insandan fark almayacaksın diyor. Vakıf bunu kabul ediyor. Gayet net. Durum burada. Bu da mı yalan? Her şey ortada. Efendim, şimdi seçimde efendim kimlerle flört ettiğiniz ortada. Seçimde kimlerle aşık attığınız ortada. Seçimde kimlerle beraber olduğunuz ortada. Çıkmış bana şehit anneleriyle ilgili şeyler söylüyorsunuz. Sayın Berat Albayrak, Maliye ve Hazine Bakanımız.
Herhalde onun milli ve yerli duruşu, kendi kaynakları üzerinde bu ülkenin, bu toprakların kalkınması için ortaya koyduğu projeler galiba Amerika'yı rahatsız ediyor, şurayı rahatsız ediyor da, Avrupa'yı rahatsız ediyor da, sizi de rahatsız etmiş. Onun için öncelikle bu mecliste konuşurken şahıslara hedef alıp saygısız ifadeler kullanmamaya gayret etmek lazım. Yoksa kusura bakmayın, bakın şöyle bir şey yok, siz her türlü şeyi sayacaksınız. Sayın Başkan pankartlar açacak, bize hakaretler edecek, imara değil halka değil, imara değil halka diyoruz diyecek ve biz de susacağız. Biz elhamdülillah, evet, ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Biz yaptıklarımızdan eminiz, bilerek bugüne kadar bir yanlış yapmadık. Bundan sonra da yanlış yapmayarak İstanbul'a kazandırdıklarımızı kazandırmaya, İstanbul'un kazanımlarını korumaya devam edeceğiz diyor. Meclisimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle, yani şahsıma dönük yalan ve tamamen hani böyle saptırma şeklinde kelimeler kurarak iftirada bulunulduğu için fazla vaktini almayacağım. Birincisi imara değil halka açıyoruz. Çok güzel bir cümle. Hiçbir kısmı yalan değil. Hepsi doğru. İkincisi açıyoruz, o da doğru. Yalan neresinde belli değil. Üçüncüsü bu orman Allah'ın lütfu bir orman, yüzyıllardır var olan. Orman Bakanlığı da sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'ne bunu devretmiş. Az önce sizin işte o kurumlar arası devirle ilgili bence yılların tecrübesi bir belediye başkanı olarak söylememeniz gereken Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı ile ilgili fikrinizden bahsediyorum. İnanarak düşünmediğinizi bir söylediniz diye de kalbimden geçmiyor değil. Bu benim kalbimden geçen. Çünkü ben bazen Allah'a havale etmeyi çok severim. Bunu da vicdanınıza havale ediyorum bu cümleyi. Çünkü ben inanmadığınızı düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz nasıl inanırsınız, söylersiniz onu bilemem. Orman ne güzel kurumlar arası tahsis edilmiş. Da kardeşim 6 sene geçmiş diyorsunuz, açılmış diyorsunuz. Ne açıldı bilmiyorum. Biz oraya gittiğimizde ne personeli vardı, ne kapısı vardı, ne de kullanılıyordu. Ama tespit ettiğimiz yeri yaklaşık 2,5 aylık bir hazırlık yaparak oradaki kişileri ve düzenlemeleri yaparak, müteahhitle ilgili bir takım finansal sorunları da çözerek 29 Ekim'e 1.6 milyon metrelik kısmını açtık. Geri kalanı da seneye bu vakitlerde açacağız. Şimdi niye açılmadı diye bence gidin bir önceki yönetime bunu hesap sorarak sorun. Benim size tavsiyem bu. Orada da söyledim. Niye açılmadı diye sorun. Ne düşünüldü diye hesap sorun. Çünkü Esenler'e, Kağıthane'ye, Gazi Osman Paşa'ya, Eyüp'e çok yakın bir alandan bahsediyorum. Size tavsiyem budur. İkincisi, silahlara ile ilgili münazara yaparken bunu büyük bir motivasyonla Sayın Bakan Yardımcısı da yaptı. Motivasyonunu da anlamış değilim. Sanki biz ileri biyolojik arıtmaya karşıymışız gibi cümleler kurdunuz. Biz ileri biyolojik arıtmaya karşı değiliz. Bu projenin, şu an Silahlıdağ'da iptal edilen projenin bir yerine, iki bölgesine karşıyız. 2,5 milyon nüfus artsa dahi dediğim nüfus, o kapsadığı alanla ilgili ki o bölgede öyle bir nüfus planlaması da yok dedim. Açıklamam bu. Ve bu bölgede 2,5 milyonluk nüfus artmayacağı gibi,
yani onda biri kadar bile atma planı yok. Bahsettiğimiz alanda Esenler'in bir bölümü de var. Efendime söyleyeyim Kağıthane, Eyüp vesaire var. Bu bölümle ilgili yapılan silahlarla yapılan bu ileri biyolojik arıtmada hedef efendim neymiş, Haliç'teki yeşil alanlar ıslanacakmış, sulanacakmış. Ben bu briefleri aldım Tevfik Bey. Hem bir önceki genel müdürden aldım, hem de şu anda aynı yönetimden iki arkadaş bizim yönetimimize devam ediyor. Ben bu briefleri aldım. Buradaki sulama ihtiyacının 40 katı bir tesis planlanıyor. Biz ileri biyolojik arıtma tesisimiz var, planlıyoruz. Paşaköy'de planlıyoruz, Başakşehir'de planlıyoruz. Başakşehir'deki yürüyor. Dolayısıyla diğer tesislerimiz de var. Yani planladığımız. Ama üzüntü verici tarafı bu yeri yanlıştır. Maliyeti alınan fiyatlara göre 1.1 milyar liradır. Bize sunulan dosyayı, benim durdurduğum dosyayı ben biliyorum. 1.1 milyar liradır. 600 milyon değil. Yanlışlarınızı düzelteyim. 2.5 milyon lafınız yanlış. İstanbul'la ilgili böyle bir şey söylemedim. O bölgede 2.5 milyon dahi artsa. Çünkü bahsedilen bölgenin zaten bahsettiğiniz hem Balta Limanı hem yani Yeni Kapı ileri biyolojik arıtma olarak devrede zaten yapılmış. Yapandan Allah razı olsun. Yapılmış. Ama bir başka hususta ileri biyolojik arıtma yapsanız dahi o arıtmanın suyunu Haliç'e bırakamazsınız. Orada pompalama tesisi vardır. O tesis onu ya Yeni Kapı'ya ya Balta Limanı'na da pompalar. Haliç'e her halükarda arıtmadan geçen hiçbir suyu bırakamazsınız. Sayın Bakan bir şey daha demiş. Yani efendim burası ileri biyolojik arıtma teflon sistemiyle yapılmış. Sistemiyle yapılmış. Membran sistemiyle yapıldığı için suyu içilebilirmiş dahi. Hani böyle bir tarif yapılıyor. Bir kere böyle bir şey yok. Bir üst teknolojisi var bunun, reverse osmoz denen, bu da Singapur'da yapılmış. O da su kaynaklarına su pompalanarak tekrar geri dönüşen, yani direkt yine içme suyu olarak kullanılmayan bir sistem. Yani biz bunu 2,5 aydır araştırıyoruz. Arkadaşlar, yanlış bir proje, yeri yanlış, kapsadığı alanı yanlış. Bugün detaylıca ben dedim bir grup basına ilan verin, okusunlar. Çünkü ben Sayın Bakan'ın ve birkaç kişinin bu anlamdaki motivasyonunu çözebilmiş değilim. Tekrar altını çiziyorum. Ben Eyüp halkının, Kağıthane halkının bizi alkışlayacağını görüyorum. Ağaçlar beni alkışlıyor, ironisini anlayamamışsınız. Orada 77 bin metrekarelik ağaçlık alan var ve proje kapsamının içinde. Orada da yanlış bilginiz var. Proje kapsamının içinde o yeşil alanın tümü heba olacaktı. Artı İktaş Genel Müdürlüğü yıkılacaktı, spor tesisleri yok olacaktı, yeni İktaş binası yapılacaktı. Dolayısıyla hem arazinin değeri hem yıkılıp yapılacak alanları kapsadığında bu iş toplamda 1,5 katrilyon liralık, yani 1,5 milyar liralık ne yazık ki bir israfa sebep olacaktı. Biz ileri biyolojik atma yapmayacağız demiyoruz ki. Yapacağız. İki tane yerimiz var. Üç de olabilir bu. Ama burada yanlış bir başka şey. Bu tür arıtma tesislerinin en büyük sorunu çamur atığıdır. Çamur atığıyla ilgili hiçbir planlama yapılmamış. Evet, onu yapıyorken yapacağız denebilirdi ama bu tür arıtma tesislerinin çevreye verdiği en büyük zarar kokudur ve bunun da temel sebeplerinden birisi de bu çamur atığıdır. Bunun en yoğun şekilde yıllardır sıkıntısını çeken Tuzla ilçesidir. Bununla ilgili de çözümümüzü hazırlıyoruz. O ayrı. Onu da yapacağız. Ama günün sonunda değerli arkadaşlar, temel atmama töreni, bu arada ben tören yapmadım. Sadece millete ders olsun diye öyle bir pano astım. İki, halkı davet etmedim. Öyle bir şey yok. Halkı davet etmedim. Sadece resmi arkadaşlarımla oradaydım. İbret olsun diye üzücü bir olay anlattım. Biz orada müzik çalıp tören yapmadık. Kimseyle dalga da geçmedik. İbret olsun diye. Arkasını bilemem. Araştırıyoruz. Bakacağız. Tümüyle yanlış bir projedir. Eyüp halkı da, Kağıthane halkı da bu kararımızı alkışlıyor. Orayı da, o yaklaşık 140 bin metreyi de
Bu arada söyleyeyim, bugün ağaç diktik diyorsunuz. Belki o ağaçların arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın diktiği ağaçlar da vardır. Vardır. Olabilir. Ya hepsi yanı bilemezsin. Ben de dikmiş olabilir belki. Arada sen de bir tane dikmiş olabilirsin yani. Hepsi onundur diye bir şey yok. Dolayısıyla onları kurtardığım için en fazla onu sevinmesi lazım. Bakın en fazla onu sevinmesi lazım. Yanlışa yanlış demeyi öğrenelim. Bilgi almak mı istiyorsunuz? İSKİ Genel Müdürlüğü orada. İstediğiniz heyeti kurun. İstediğiniz heyeti kurun. Sizi orada genel müdürümüz dahil yönetim kurulu size brief vermeye hazırdır. İstediğiniz heyeti kurun. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan üzücü bir süreçtir. Yani yalan ifadeler dediğiniz için söylüyorum. Ben öyle demiyorum. Sizin kullandığınız ifadelerin tümü yanlış ifadelerdir. Sayılar dahil, mekanlar dahil, ihale ile ilgili rakamlar dahil. O anlattığınız fıkrayı da herhalde kendiniz için anlattınız. Tamamen uymuş size. Bu cevabı verdikten sonra ben CHP Grup Başkan Vekili vereceğim ama sizlerde bir cümleniz var. Bir cümle edin, bana edin, ondan sonra vereceğim. Sonra... Sayın Başkan, siz şöyle bir cümle kullandınız. Kullandığınız bütün ifadeler yanlış diye aynı cümleyi kullanıyorum. Kullandığınız bütün ifadeler yanlış. Söylediğim sözlerde hepsi o fıkrada sizin içindir. Tamam. Teşekkür ederim. Halk anladı ne dediğimizi. Sizin de ne dediğinizi anladı, benim de ne dediğimi anladı. Evet, şimdi ne sataşması dediniz? Bir dakika. Nedir abi? Buyurun. Şimdi AK Parti'nin başkan vekili burada bize elini tutuşturulan kağıdı okuyor gibi grup başkan vekilimize hakaret etti. Bakın İyi Parti ilkeli, dürüst, liyakatlı ve akıllı insanlardan oluşmuş bir gruptur. Bize böyle başkasının elinden kağıt alacak kadar arkadaşlar, parti olarak bizi niteleyemez. Müsaade edin. Müsaade edin. Bak olmuyor. Bugün bunu gelenek haline getirdiniz. Bu olmuyor. Bundan sonra lütfen hassas davranalım. Titiz davranalım. Bırakın. Bakın başkası da hitap edince, hitap ederken hatibiniz, grup başkan vekiliniz üzülüyorsunuz. Ben herkese üzülüyorum. Onun için bırakın arkadaşımız sözünü söylesin. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. Bunun yanında bu kadar seviyeli bir mecliste bir başkan vekilinin diğer başkan vekiline arkadaş, bu arkadaş diye hitap etmesini de konuyoruz. Ama bir nefes alın ya arkadaş. Ben az önce konuştum, yine aynı şeyi yaptınız. Ya bırakın dediği şey kendini bağlar. Tevfik, evet, Doğan Bey buyurun. Bir dakika. Pardon. Tevfik Bey bize cevap vereceğine Sayın Cumhurbaşkanı'na budala ayağını denk al diyen Trump'a cevap versin, daha uygun olur. Evet. Ama bırakalım şimdi Tevfik Bey. Nedir? Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Değer Mevsimi, Sayın Arkadaşlarım. Sayın Başkanımız ileri biyolojik arıtma ile ilgili projelerin olduğundan bahsetti. Evet, Paşaköy ve Başakşehir'de var. Paşaköy AK Parti döneminde 4 kademe olarak planlanmış. 2 kademesi şu anda aktif olarak çalışıyor. 3. kademede yine bizim tarafımızdan planlanmış ve projelendirilmiş. Başakşehir bizim dönemde askeriyeden tahsis istenmiş, yine planlanmış ve AK Parti'nin de yapılması planı ve proje hazırlanmış 2 nokta. Ama önemli değil, önemli olan ileri biyolojik arıtmanın yapılmasıdır. İstanbul için faydalıdır. Ama bu ileri biyolojik arıtma ile ilgili, yeriyle ilgili bizim tespitleriniz doğrulabilir. Buna itiraz edebilirsiniz, buna itirazımız yok. Ama İstanbul'un buna ihtiyacı yok cümleniz. Tevfik Bey yapma ya, kim dedi? Yani bir, şey şöyle... bir dakika özür dilerim. Şimdi bak karşılıklı olacak ama. İleri biyolojik arıtmaya ihtiyacı yoktur. Kim dedi? Bakın 2,5 milyon bu bölgede nüfus artsa bile diyorsunuz. Hayır bu bölgede. Buna ihtiyaç yok diyorsunuz. Hayır niye yok? Çünkü Yenikapı ve Balta Limanı. Bakın özür diliyorum bakın. Karşılıklı münazara ama bak brief alın. Gelin brief alın Allah aşkına. Bak almadınız. İSKİ'den alın. 2,5 milyon metre dediğim
Yenikapı ve Balta Limanı'nın alanında, çünkü bu istilahlara da o alana denk düşen bir havzada, bu alana 2,5 milyon metre, 2,5 milyon kişi nüfus artsa da ihtiyaç yok dedim. Çünkü var. Var. Yok işte. Yaptığınız tespitiniz yanlış. Ya geri anlasınlar size. Şu anda yanlış. Niye 3,2 milyon nüfusa hitap ediyor? 8 tane ilçe var. Ta Arnavutköy'den bu tarafa bütün havzayı burası toparlıyor. Hayır efendim. Hepsi yerinde. Bizim planımız hepsi yerinde. Gelin teknik anlatalım. Olarak, birlik verelim size lütfen. Teknik olarak tartışalım. Lütfen birlik verelim size. Ben İYİ Partili arkadaşın Trump'la ilgili söylediğine ne diyeceğim bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Aynaya tamam. Aynaya bak, Barış Pınarı'nda biz Trump'a gerekli cevabı verdik, ayağımıza getirdik. Tefik Bey tamam. Briefing konusunda sizden haber bekliyorum. İSKİ'de size briefing vereceğiz. Sizden tespit edeceğiniz grupla ilgili haber bekliyorum. Onlara briefing verdireceğiz. Bekliyoruz. Yani ona göre geri dönüş yapmanızı istiyorum. Lütfen. Buyurun Doğan Bey. Gördüğünüz gibi bizim grup oldukça keyifli. Bu neşemizi biz bütün Türkiye'ye, bütün İstanbul'a yaymak istiyoruz. Mülkiye Marşı vardır. Mülkiye Marşı'nda der ki, gül ki sen neşeyle, gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Bizim dileklerimizi ifade eden Sayın Başkan, değerli çalışma arkadaşlarım, ben de birkaç konuya değinmek istiyorum. Dün 10 Kasım'dı. 10 Kasım Büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümü. 10 Kasım'la ilgili düşündüğümde genellikle aklıma İsmet İnönü'nün, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 21 Kasım 1938 yılında yaptığı bir konuşma gelir. Oradaki birkaç söz gelir. Anıtkabir'e gittiğinizde Anıtkabir'in girişinde, o büyük binanın girişinde sol tarafta bir kitabe olarak yazılır İsmet İnönü'nün bu konuşması. Bu konuşmanın duygularımı, düşüncelerimi çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Bunu sizle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür. Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız itham gününde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk önce önemi kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet eğilimine ve mükellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz inancı vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene dediği zaman kendi engin ruhunun hiç sönmeyen aşkını en manalı bir surette özetlemişti. Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk toplumunu en kısa yoldan insanlığın en gelişmiş ve en temiz zihniyetleriyle donanmış modern bir devlet haline getirmek onun başlıca kaygısı olmuştu. Anayasamızda ve bugün hizmet başında İrfan muhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan laik, milliyetçi, halkçı, devrimci, devletçi cumhuriyet bize bütün boyutlarıyla Atatürk'ün en kıymetli emanetidir. Ölümünden beri Atatürk'ün aziz adı ve hatırası bütün halkımızın en candan duygularıyla sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlılık, devlet ve milletimiz için
kudret ve vefanın somut örnekleridir. Türk milletinin Aziz Atatürk'e gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak olduğunu da bütün dünyaya göstermiştir. Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza kalbimden gelen şükran duygularını ifade etmeyi ödenmesi lazım bir borç kabul ederim. Milletler arasında kardeşlik, kardeşçe insanlık hayatı Atatürk'ün en kıymetli idealiydi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın geleceği için ümit verici bir müjde olarak selamlıyorum. Bu sözlerim yazılarıyla ve toprağımızla şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle yasımıza katılan bütün milletlere Türk milleti adına bir şükran ifadesi olarak kabul edilmelidir. Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar sadık hademi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez bir meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 21 Kasım günü 1938'de İsmet İnönü'nün yaptığı bu konuşma, özellikle vatan sana minnettardır kısmını çoğumuz hatırlıyoruzdur herhalde bu konuşmadan. Evet, Büyük Atatürk'ü dün özlemle, sevgi ve saygıyla andık. Onu ben de bu vesileyle bir kere daha anmış olmak istiyorum. Arkadaşlar, ben de birkaç konuya değinmek istiyorum. Başlamadan önce Sayın Mümtaz Soysal'ın vefat haberini aldık meclis toplantısı başlamadan önce. Mümtaz Soysal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bizim hocalarımızdan bir tanesiydi. 90 yaşında vefat etti. Kıbrıs, benim için özelliği, Kıbrıs Anayasası'nı yazan kişidir ve uzun yıllar Denktaş'ın da danışmanlığını yapmıştı. Ben de derslerden vakit buldukça onun yanına gider, Kıbrıs'la ilgili yazılmayan, Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler, yazılmayan konuları kendisinden dinlemeye çalışırdım. Zaman zaman da keşke not alsaymışım, kayda alsaymışım diye düşünmüşümdür. Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İz bırakan bir isim olarak hafızalarımızda yer alacak kendisi. Bir başka konu, yine bir ölüm haberiydi bu. Geçen hafta bütün ülke gündemini sarstı. Önce Fatih'ten sonra Antalya'dan geldi bu ölüm haberi. Fatih'te 4 kardeş intihar ettiler. Sonra da Antalya'da benzer bir haber geldi. Bu 4 kardeş daha sonradan incelendi. Biri sadece evde çalışıyor. Bir tanesi sarı hastası, diğeri obez. Hiçbir sağlık güvenceleri yok. Maaşları hacizli, yanılmıyorsam 21 tane haciz çıkmış. Çok üzüldük tabii. Bu politik tartışmalara da neden oldu bu ölümler. Burada tabii konuyla ilgili sosyal medyadaki yazıları, yorumları takip ederken bir söz beni çok etkiledi. Hazreti Ali'ye ait bir söz. Bir köyde bir insan açlıktan ölürse bütün köy katildir. Çok etkiledi bu söz beni. Cumhuriyet de kurulurken kimsesizlerin kimsesi olarak kurulmuştu. Bu 4 kişinin ölümünde şu ya da bu sorumlu demek istemiyorum ama sonuçta ortaya çıkan tablo bu arkadaşlar. Fakat bu vesileyle vatandaşlarımıza bir şey söylemek isterim. Yoksullukla mücadele bireysel bir mücadele ya da protestoyla sadece yetinilerek yapılacak bir şey değildir. Bir adam bulayım, bir torpil bulayım, bir işe gireyim, bir yerden bir uyanıklık yapıp bir şey kapayım, o şekilde kendi durumumu sağlama alayım şeklinde yapılacak bir mücadele, yolsuzlukta mücadele olmaz.
ya da protesto ederken 3 tane laf çakayım siyasetçilere, 5 tane laf söyleyeyim ya da intihar edip bütün hayatı protesto edeyim şeklinde bir yoksulluk politikası olmaz. Örgütlü mücadele etmek gerekir. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye biz zaman zaman slogan atarız. AK Partili arkadaşlar pek duymamış olabilir bunu ama burada intihar ederek ya da başka yollarla düzeni protesto edemezsiniz. Halk bu işe el koymalı. Örgütlenin, haklarınıza sahip çıkın. Sizleri savunan insanları sizler de savunun. Kendi temsilcilerinizi seçin. Toplumumuza ancak bunu söyleyebilirim. Bir başka konu, yine bu sefer Kağıthane'de başımıza geldi. İzledik, daha doğrusu bizim başımıza gelmedi. İzledik. Bir öğrenci yurdu yıkıldı. O da ilginç bir olaydı. Çünkü benim açımdan ilginç bir olaydı. Dışarıdan baktığımız zaman Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye işte bölge gücüdür. Ekonomimizin durumu şudur, budur diye konuşuyoruz ama nokta atışı yaptığımız zaman, mikro konulara baktığımız zaman gerçek, aslında gerçek Türkiye ortaya çıkıyor. Kağıthane'de bir bina riskli yapı ilan edilmiş. Bir öğrenci yurdu. Bu yurdun boşaltılması gerekiyor. Tabii biliyorsunuz riskli yapı ilan etme yetkisi bakanlıkta, uygulama yetkisi ilçe belediyelerinde. İlçe belediyesi gerekli prosedürlerden geçiyor, duyurularını yapıyor. Sonra bina boşaltılmıyor. Sabaha karşı 4-4.30 gibi gidiyorlar, binayı boşaltıyorlar. Orada band kayıtlarını falan izledim. Avukat arkadaş çok ilginç bir cümle söylemiş, benim meslektaşım. Tanımıyorum kendisini, videodan izledim. Yurt dışında hani Türkiye'de diktatörlük var diyorlar ya diyor. İşte diktatörlük bu diyor. Tabii şeyden söz etmemiş. Binanın riskli yapı ilan edilmesi, geçilen hukuki aşamalar, onlara hiç değinmemiş. Sabah 4'te gelinmesini eleştirmiş arkadaşımız. Sabah 4'te çok insanın evine gidildi arkadaşlar. Biz meslek itibariyle buna çok tanık olduk. Adam 25 yıldır aynı yerde çalışıyor. 25 yıldır aynı telefonu kullanıyor. 25 yıl aynı işte çalışıyor. Sayın savcı ya da ilgili polis, güvenlik görevlileri saat 9'da gelebilir misiniz diyeceği yerde sabahın 4'ünde, sabahın 5'inde evine baskın yapıyorlar. Şimdi bu yurdun yöneticileri Süleymancıymış, öyle yazıyor gazete. Çok tanıdığım bir şey değil, derneği veya şeyi tanımıyorum, o yurdu onlar mı yönetiyor bilmiyorum. Kendi başlarına saat 4'te gelinince diktatörlükten söz etmeye başlamış arkadaşımız. Binaya bakıyorsunuz, hazine arazisi üzerine kurulmuş. Kurulmuş bina riskli yapı. Yani nereden baksanız, burada olayın bir aktörünü eleştirmek falan değil. Bir Türkiye gerçeği. Riskli bir yapı var. Hazine arazisi üzerine yapılmış, yıllardır orada duruluyor. Haklı bir talep, haklı bir uygulama, riskli yapıysa, öğrenciyse bunlar nasıl orada yaşıyorlar? Hemen tahliye edilmesi lazım. Sabahın 4'ünde gidiyorsun. Yani tam bir Türkiye fotoğrafı. Evet, birkaç konuya değinildi. Ben de onlara değinmek istiyorum. Esenyurt Belediyesi'nde, belediye meclisinde AK Partililer saldırıya uğradı gibi bir cümle kullanıldı. Bu cümleyi reddediyoruz arkadaşlarımız. Esenyurt Meclisi'nin konularını buraya getirmeseydik iyi olurdu. Ama böyle bir cümle kurulduğu için bir kere fiziksel temas olmamış orada, bir. İki, AK Partililer saldırıya falan uğramamış. Karşılıklı zaman zaman burada da bu mecliste de olan ağız dalaşını büyütüyorsunuz, saldırıya uğramış orada diye bir şey yapıyorsunuz. Orada işin özü aslında şu, Esenyurt Belediyesi'ne ait bir taşınmaz, eskiden belediye başkanlığı yapmış bir şahsın vakfına tahsis edilmiş. Şimdi bu, o şahsın vakfına tahsisli olarak kalmaya devam mı edecek, yoksa Esenyurt halkına hizmet edecek mi?
Bu sorunun özü bu. Oradaki AK Partili arkadaşlar hayır diyorlar. Bu vakıfta kalmaya devam edecek. Yanlış. Yanlış. Hayır efendim, onun üzerine dövdün diye bir şey yok. Bunu saklamak için, bu haksızlığı, bu yanlışı saklamak için, bu yanlışlığı saklamak için dövüldük, şu oldu, bu oldu diye burada vatandaşa hani mağdur edebiyatı yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu edebiyat yapıyorsunuz. Edebiyat yapıyorsunuz. Şimdi bir başka konu. Arkadaşlar, şiddete karşıyız. Öyle bir şey olduysa bile oradaki çalışma arkadaşlarınızla oturun, konuşun. Aranızda uzlaşın. İşin özü oradaki vakfa tahsis edilmiş olan taşınmazın tekrar Esenyurt Belediyesi'ne geri dönmesidir. Evet, bir başka konu. Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili başkanımız konuştu. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine aynı bu temel atmama töreni diye konuştuğumuz konuda. Orada kısaca şunu ben de eklemek isterim. Sonuç olarak yanlış yere bir yatırım planlamışsınız. İşin özü bu. Yanlış yatırım neden doğar arkadaşlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar büyük olanakları var. Yani burada birimler, uzmanlar, çalışmalar, veriler hepsi var. Nasıl oluyor da böyle bir yanlış yatırım planlanıyor? Yani ayrıca yanlış yatırım yapıldıysa, böyle bir planlama yapıldıysa burada AK Parti'nin grubu var. Bakan yardımcısı niye oradan çıkıp bu konuda fikir beyan ediyor? Çok tuhaf geldi yani bana. Çok tuhaf geldi yani. Bak biz böyle şeylerden alınırız, kuşkulanırız. Grup başkan vekiliniz gayet güzel anlatıyor. Yanlış yatırım, ben size başka söyleyeyim. 7 tane metro ihalesi açılmıştı. Finans garantisi olmadan açılmış metro ihaleleri vardı. Sonra ne oldu? Bu metro ihalelere ödeme yapılamadığı için durdu. Şimdi İstanbul'un altında tüneller var. Boş tüneller var. 18 tanesinde çökme riski var. Çökme riski var. Siz yanlış yatırımı çok iyi bilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bilirsiniz. Dolayısıyla bir tane daha yanlış yatırımınız doğru bir şekilde değerlendirilecek. Yani işin özü budur. Yanlış yere yanlış yatırım planlamışsınız. O düzeltiliyor. Haydarpaşa konusuna değinildi. İhale dosyası hazırlanmadı falan diye. İlgisi yok. İki ihale dosyası hazırlayan iki tane firma diyelim, iki muhatap diyelim, pazarlığa çağrıldı. İBB konsorsiyumu da pazarlığa çağrıldı. Niye içeri alınmadı? Arkadaşlar kapıda pazarlık için beklediler. İhale dosyası eksik olduysa niye pazarlığa çağırdılar? İhale dosyasının eksikliğiyle falan ilgili bir şey yok burada. Tamamen Haydarpaşa bir rant projesi olarak planlanmış ve belli kişilere doğru yönlendirme yapılmış. İşin özü budur arkadaşlar. Evet. Bunun dışında demin Fatih'teki cenazelerle ilgili konuşmuştum. Ayaz Ağa mezarlığına gidecek cenazeler. İkindi namazında Albayrak Camii'nden, Fındıkzade'den kaldırılacak. Fatih Meclis üyelerimiz oraya hareket ettiler. Şu anda aramızda değiller. Cenazeye eşlik edecekler. Bir tür helallik de isteyecekler kamu adına onlardan. Evet arkadaşlar, buradaki toparlamak gerekirse buradaki tartışmalarımızı olabildiğince meclisin görev alanı ve İstanbul'a odaklarsak verimli bir tartışma ortamı olacağını düşünüyorum. Bu tüneller konusunda da bir briefing Sayın Tevfik Bey'e temel atmama töreniyle birlikte verelim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet. Arkadaşlar. Boyutunda tartışmalar ve olaylar olmuş. Hatta sizin başkanınız aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ben tartışma olması diye bu ifadeleri burada aktarmak istememiştim. Arkadaşlar, bu sizin, bu işin benim tarafından organize edildiği iddia edilir. Ne yapacaksanız dikkatli lütfen. Videosu var. Ben tartışma konusu olmasın ve iş büyütülmesin diye bunu ifade etmemiştim. Şu anda zaten devlet gerekli tedbirlerini alıyor. Orada AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımıza ciddi bir darp girişimi olmuş. Buna aslında çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşın bunu telin ediyorum demesi lazım. Burası meclis. Mecliste biz her konuyu tartışırız. Burada tartışırken hiç kimsenin kişilik haklarıyla veya şahsıyla bir tartışma yapmıyoruz. Yönettiğimiz şehirle ilgili yapıyoruz. AK Parti grubu olarak gelen teklif geçtiğimiz ay reddedilmiş. Yine bir daha getirilmiş. Bir üniversiteye belediye yer tahsis etmiş. Belediye başkanınız diyor ki bu yeri alacağım. AK Parti grubu da hayır alamazsın diyor. Meseleyi öyle bir hale sokuyorsunuz ki bilmem kime bir üniversiteye tahsis edilmiş. Üniversiteye. Öğrencilere, on binlerce insanın çocuğun okuduğu üniversiteye Esenyurt Belediyesi yer tahsis etmiş. Bu kadar basit. Bunun iptalini istiyorlar. Bizim arkadaşlarımız da hayır demişler. Tabii nihayetinde ikinci oylamada da aynı şey olmuş. İkincisine gelince, tabii aslında Doğan Bey Kağıthane'deki olayı bilmediğini ifade etti. Aslında seçimde beraberdiniz, tanımışsınızdır mutlaka onları. Şimdi orası Çevre Şehircilik Bakanlığı, evet, bir bina var ve bu binanın içerisindeki raporlar risk raporlar ve cami yıkılmış ve kendilerine sürekli ikaz edilmiş. Burasının acilen boşaltılması gerekiyor, acilen boşaltılması gerekiyor diye. Biliyorsunuz bir bina ile ilgili riski raporu alındıktan sonra 60+30 yani maksimum 90 gün içerisinde yıkmak zorundasınız. Belediyemiz bununla ilgili her türlü ikazları yapmış. Her türlü ikazına rağmen orası boşaltılmamak konusunda diretilmiş. Ve orada kalan yüzlerce çocuk var. Bu yüzlerce çocuğun hayatı tehlikeye atılamaz. Ne adına olursa olsun. Belediyemiz bu tedbiri, bu çocuklarımızın hayatını, geleceğini dikkate alarak binanın yıkımını gerçekleştirmiş. Çocuklarımızı da güvenle binadan çıkartarak. Özellikle oradaki şahsın efendim Türkiye'de diktatörlük varmış gibi bir tanımlamasını duyduğunuzu ve bunu da bir ironi yaparak söylediniz. Bakınız, eğer Türkiye'de siz diktatörlük arıyorsanız, Türkiye'nin diktatörlük tarihini incelemek istiyorsanız, şöyle Milli Şef dönemine doğru giderseniz diktatörlüğün nerede olduğunu çok rahat görürsünüz. Bugün bu ülkede diktatörlük olsaydı siz bu kürsülerde bunları söyleyemezdiniz. Bakınız, bu ülkeye demokrasi, bu ülkeye özgürlüğü, bu ülkede hak ve hakikatin arayışındaki engelleri kaldıran hükümet AK Parti hükümetleridir. Lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu öğrenin artık. Bakın, Anayasa Mahkemesi'ne ilk bireysel başvuru hakkı bu dönemde, evet, bu dönemde çıkartılmıştır. Bunun için kullandığımız cümleler çok özenle seçilsin. Dediğiniz doğru, burası Büyükşehir Meclisi. Büyükşehir'le ilgili konuları konuşalım. Diğer konuları tartışacaksak entelektüel bir zemin oluşturalım dışarıda. Beyin fırtınası yaparım. Teşekkür ederim. Evet, şöyle yapalım Selçuk'u. Önce Esenyurt Belediye Başkanı burada yok. Onun yerine Esenyurt Belediye Meclis Üyesi bir söz hakkı doğduğunu ifade ediyor. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Öncelikle belirtmek isterim ki Sayın Grup Başkan Vekiline yanlış bilgi verilmiş. Esenyurt Belediye ne meclisin içinde ne de meclisin dışında herhangi bir fiziksel temas yoktur. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Doğan Subaşı bildirdi. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. İstanbul Meclisi'nden sonra en çok ilçeler bazında izlenen meclislerden bir tanesi Esenyurt Belediye Meclisi'dir. Hem orada canlı yayında
hemşerilerimiz orayı takip ediyor. Hem de meclis kayıtları var. İddialar varsa meclis kayıtlarını çıkarabilirler bununla ilgili. Değerli arkadaşlar, kaldı ki meclis üyelerinin görevi onlara seçilen halkın çıkarlarını, menfaatlerini savunmaktır. Sadece kişinin çıkar menfaatini savunmak değildir. Bunu hepimiz biliyoruzdur sanırım. Esenyurt'ta 160 bin çocuk okul alanını beklerken, sınıflar 60-70 kişilik sınıflarken bizler belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un kampüs ise projesi olarak beklemiş olduğu yer ve o tahsis alanı da özellikle belirtmek istiyorum. Sayıştay raporlarında usulü aykırı yapılmış ve usulsüz yapılan bir tahsis alanıdır. Bununla ilgili iptal istenmiştir. Saygılar, saygılar istiyorum. Evet, son bu münazarayı bitirelim. Evet. Bu Esenyurt konusu mu? Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri ve çok değerli İstanbul halkı, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de yine saygı ve rahmetle anıyorum. Ben bununla alakalı Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri aslında bir bilgilendirme metni hazırlamıştım. Lakin toplantımız öncesinde grup başkan vekillerimiz konuşmuşlar. Bu konuyu çok kısa bir şekilde geçilmesine ve gündeme taşınmaması konusunda. Ancak gündeme geldi, işin hakikaten yaşayan, bilen ve içinde olan birisi olarak tekrar söz alma gereği hissettim. Öncelikle Doğan Bey'in ifadesi, diğer meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımız da oradaydı. Olayın içerisinde olan bizler, linç girişimine maruz kalan bizler. Bir fiziksel girişim yok deniyor ama kamera kayıtlarıyla da çok sabit. Arkadaşlarımıza tekmelerle, yaka paça, hatta sizler dahi, belediye başkanı dahi beraber ezilme tehlikesi geçiren bizler vardık. O esnada Sayın CHP'li meclis üyesinin fiziki saldırı olmadı demesini ben çok yadırgadım doğrusu. Öncelikle Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri, biz AK Partili meclis üyeleri olarak orada evet gündeme gelen bir üniversite tahsis konusu vardı. Üniversite tahsisiyle alakalı komisyon raporlarında olayın hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle biz tahsisin iptalinin reddine karar verdik. Ve belediye başkanı tekrar 23. madde gereği iade edince biz de tekrar aynı şekilde kararımızda devam ettik. Ancak Sayın Belediye Başkanı daha öncesinde gerek kamuoyu oluşturmak için gerekse farklı şekilde halkı maalesef aldatarak yanlış bilgiyle gerek ulusal medyada gerekse yerel medyada orada biz daha önce görmediğimiz insanları Esenyurt Belediye Meclisi'ne doldurmak suretiyle maalesef AK Partili meclis üyelerini baskı altına almaya çalıştı. Bu çok net, kamera kayıtlarıyla da sabit, zaten emniyet gerekli soruşturmaları yapıyor. Biz demokratik hakkımızı, yani halkın bize verdiği o temsili yetkisini o mecliste savunurken maalesef dışarıdan küfürler, hakaretlere maruz kaldık ve bununla alakalı Sayın Başkan'ın gerekli tedbirleri alması yönünde de kendisine uyarılarda bulunduk. Ancak Sayın Başkan bunu yapmaktan ziyade en son çıkarken bizlere hakaretler devam ederken aldığı sözde dedi ki arkadaşlar bu işin benim tarafından organize edildiği iddia edilir. Ne yapacaksınız? Dikkatli edin lütfen. Yani yapmayın, etmeyin, gereken tedbirleri alırım deyin, ne yapacaksanız dikkatli yapın lütfen şeklinde bir beyanda bulundu, çıktık, fiziksel saldırıya uğradık, kendisi de engel olamadı. Olayın özü bundan ibarettir. Ben daha fazla meclis gündemimizi meşgul etmesini istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi Esenyurt konusuyla ilgili arkadaşlar, bu tabii çok önemli ve vahim bir iddia. Ama arkadaşlarımız da böyle bir şey olmadığı yönünde bir iddiası var. Şimdi bu bir hukuki mevzu. Sayın Başkan da burada yok. Sayın Başkan da itham altında bırakan cümleler var. Şimdi Sayın Başkan da Perşembe buraya gelecektir. Belki söz hakkı doğmuştur, cevap verecektir. Siz de hukuka bu işi intikal ettirdiğinizi söylüyorsunuz. Tabii ki bir saldırı vesaire gibi hususları ne bu mecliste ne hiçbir mecliste tasvip etmek, bunu onaylamak mümkün değil. Ama oldu olmadı tartışmasına şu an toplum huzurunda karar verecek merciler burası değil. Şimdi bir taraf olmadı diyor, bir taraf oldu diyor. Bu konudaki hukuka intikalini saygıyla takip edelim. Sayın Başkan da kendisine doğan cevap hakkını Perşembe günü burada cevaplasın.